Sana yemin ediyorum kafayı yiyeceğim ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yalandır ya. Dua et öyle olsun. Dua et. Amirim, kesin bir yanlış anlaşılma vardır. Hemen serbest bırakırlar, merak etmeyin. Oğlum ne yapıyorsunuz lan siz? Bak bakayım sen kimi götürüyorsun? Bakıyor musun suratına? Ali amirin o senin, Ali amirin bak! Çöstere lan şunu! Tamam Yaman, karışma. Oğlum çöstereceğiz şunu lan! Yaman! Çekil. Ulan size de yazıklar olsun. Bir madrabaz savcı hepinizi maymun etti. Bu devletin istikbali bir yavşağın ağzından çıkacak lafa kaldıysa yandık anasını satayım. Müdür bey. Ne oluyor burada? Ali nerede? Kocanız nezarette. Hemen onu serbest bırakıyorsunuz. Bu sefer o kadar kolay değil. Kocan savcıya kafayı kodu, burnunu kırdı. Nasıl olur ya? Ali bunu nasıl yapar? Vallahi bunu kocana sor. Cevabına ulaşırsan bana da ilet. Lütfen. Amirim, ben her şeyi anladım da savcıya kafa atmak nedir Allah aşkına ya? Yaman, kafa ütüleme oğlum. Bir boka battık. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Amirim, hani geçen tanışmıştınız ya arkadaşım, avukat. Onunla bir konuşsak. Gerek yok. Amirim ama yapmayın böyle. Savcı size kafayı takmış. Elinden gelse müebbet aldıracak. Aldırsın. Zaten canım bunun da ne bok yerse yesin. Ali. Ali bunu da mı yapacaktın? Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Çiğdem gerçekten mi? Sırası mı şimdi? Neyin sırası değil Ali? Söyler misin bana neyin sırası değil? Ya ben seni bir gün hastanede buluyorum. Başka bir gün hapishanede. Neyin sırası değil? Bana yaşatmak istediğin hayat bu mu Ali? Beni hiçbir zaman dinlemedin. Söylediğim her şeyi kulak arkası ettin. Oğlumuz dışarıda bekliyor Ali. Ben ne söyleyeceğim ona? Hadi onu geçtim, oğlun arkadaşlarına ne söyleyecek? Polis babamı hapse mi düşmesin çocuk? Ben oğlumu utandıracak bir şey yapmadım. Ali sen hiçbir şey yanlış yapmazsın değil mi? Her şeyi doğru yaparsın. Doğru yaptığın için rütbelerini söktüler. Doğru yaptığın için şu an buradasın. Ama Ali hep doğruyu yapar değil mi? Benim sana söyleyecek artık hiçbir şeyim kalmadı. Annem haklıymış. Artık uğraşmaya değmez. Amirim, bazen böyle olur. Her şey üst üste gelir. Ama lütfen artık kendinizi suçlamayın. Akademide rozeti taktılar ya Hakan. Ya nasıl anlatılır şimdi bu? Ruhum çıktı gitti sanki. Ne günlerdi be? Zaman nasıl da akıp gidiyor? Hakikaten lan. Bir sen kaldın o günlerden bana. Oğlum hayal kuruyoruz şurada. Sadece işimiz değil, hayallerimiz de ortak olsun. Söz mü? Söz abi. Söz. Şöyle sahilde, tamam mı? Deniz kıyısında çift katlı bir ev. Altlı üstü kalıyoruz. Bir de şöyle küçük bir yelkenle uydurduk mu var ya, of! Ulan bizden iyisi var mı be? Değil mi lan? Camdan attığın adamın iki çocuğu vardı. Yiğidim senin yüzünden şehit edildi. Niye yaptın lan bunu? Söyle! 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 Bırak! Bırak şuraya çıkmayı! Bırak! Söyle! Söyle lan!
burada biz de can vereceğiz. Ama örgütteki arkadaşlarımızın deşifre olmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu mekanı çok iyi biliyorum. Fazla vaktimiz yok. Oğlum ne oldu sana, cevap ver. Bana bak lan. Kardeşim. Yiğit. Yiğit bir şey söyle bana. Ben ölmeliydim. Sen değil Yiğit, ben ölmeliydim. İçeriden çıkamayacak. Emirleriniz nedir efendim? İmzalayın şuraları. Dün geceyle ilgili ifadeleriniz. Güzel. Efendim. Evet. Tamam. Peki efendim, bildiriyorum. Pis. Dün gece yaşananları unutun. Çıkabilirsiniz. Çıkabilirsiniz! Lanet olsun! Ali, nasılsın evladım, iyi misin? İyi değilim müdürüm. Oğlum, hele bak buraya. Aç. Müdürüm, sonra senin de başın ağrımasın. Ya ağrımasın işte ya. Ya sen düzgün durursan ağrımaz. Böyle her şeye celalleniyorsun, fevri davranıyorsun Ali. Az sakin olsan kafamız rahat edecek ya. Bak Ali, sen bana babanın emanetisin. Ama böyle başına buyruk davranınca beni de kilitliyorsun. Yani çaresiz kalıyorum. Savcı şikayetini geri alsın diye bin dereden su getirdim oğlum. Vallahi zor bela ikna ettim. Şılayman, içeriye iki çay bir de kahvaltılık bir şeyler gönderin. Emredersin müdürüm. Gel oğlum, gel. Gel Ali, gel. Buyur ya, buyur. Müdürüm, ben şimdi serbest miyim yani? He, serbestsin. Ama başı kesik tavuk gibi ortalarda gezmek yok. Benim bu. Gel. Eyvallah Muammer. Afiyet olsun. Müdürüm, benim bu Figen'den aldığım kitaba ne oldu? Alamadın. Ben ne bileyim kitabı? Ya oğlum, delillere savcı bakıyor. Ben duymadım kitap mitap. Müdürüm, bu İrfan'ın söyledikleri doğruysa bu kitapta devletin içindeki örgüt yapılanmasıyla ilgili çok önemli bilgiler var. Ya doğru mu yalan mı, ben ne bileyim ya? Ne yapayım yani? Hakim değiliz, savcı değiliz. Ya biz kolluyuz. Tut onu, tutarız. Bırak bunu, bırakırız. Yakala onu, yakalarız. Ya sen ne çabuk unuttun bunları Ali ya? Bak Ali, senin karın var, çocuğun var. Ya tek tabanca değilsin.
Kendini düşünmüyor, onları düşün bari ya. Ya senin için söylüyorum, psikolojin bozuk ya. Ya bu iş girdap gibidir ya. İnsanı içine aldı mı öğütür. Ben istifa ediyorum. İstifa mı? E bunca yaşadığın şeyden sonra. Ama biraz daha düşün istersen. Yani biraz dinlenmek iyi gelebilir. Yok, benden bu kadar. Ya